Değerli Business Channel Türk izleyenleri, harika bir pazar günü Elif Karakışlar ile 7 Expert programına hoş geldiniz. Bu hafta hakikaten çok ilgi çekici bir konuğum var. Westman & Wilson International şirketinin Türkiye'deki temsilcisi sevgili Ayla Asaboğa bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayla Hanımcığım, sizi tanımak isterim. Şirketi tanımak isterim. Fakat konumuz enteresan, konumuz hakikaten bir küçücük girizgah yapayım. Özellikle Amerika çok fazla Türk halkını ve çok fazla diğer ülkelerden halkları gel bende yaşa diye cezbediyor. Birçoğumuzun aklından acaba Amerika'da yaşamak nasıl olurdu, Amerika'da çalışmak nasıl olurdu diye geçiyor. Ve birçok Türk de aslında buna bir şekilde başvuruda bulunuyor ya da kısa süreli ya da uzun süreli vizelerle oralara gidiyorlar. Sizin uzmanlık alanınız Amerika'daki yatırımcı green card'ını buradaki Türk insanlarıyla ve herhalde başka yerlerdekilerle de ama siz Türkiye'deki tarafla ilgileniyorsunuz, buluşturmak. Bu nasıl oluyor diye hakikaten merak ettim ve sizi ağırlamak istedim. Ama önce bir videomuz var. Onu izleyelim. Ondan sonra hiç sohbetimizi bölmeden başlayalım. Tamam. Amerika'da ailenizin geleceğine yatırım yapın. EB5 yatırımcı programı sayesinde tüm ailenizle Amerika'da oturma hakkı elde edin. EB5, Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı sermaye aracılığıyla ekonomiyi canlandırmak ve istihdam olanaklarını arttırmak amacıyla 1990 yılında başlattığı bir programdır. Bu doğrultuda yeni iş olanakları yaratan yabancı yatırımcıların ailelerine kalıcı oturma izni verilmektedir. EB5 bu yolla her sene 10 bin yabancı yatırımcının Amerika'da yaşama hakkı elde etmesine imkan sağlar. Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu'nun onayladığı bölgesel ticaret merkezleri kendi bölgelerinde istihdam yaratacak bir proje belirlerler. Yabancı ülkelerin vatandaşları bu projelere belirlenen bir süre içerisinde geri almak üzere yatırım yaparak Amerika'da yeni iş olanakları yaratmış olurlar. İstihdam oluşması öncelikli olan bölgelerdeki projelere ortak olmak için 500 bin dolarlık bir yatırım gerekmektedir. Yatırımcıların dil bilgisine, iş tecrübesi ve eğitim seviyesine bakılmaz ve onlardan onaylanmış bir projeye ortak olmak dışında herhangi bir çalışma beklenmez. Green Card başvurusu süreci projeye yatırım yapıldığı anda devreye girer. Yatırımcının kendisi, eşi ve 21 yaşından küçük olan tüm çocukları Green Card alma hakkına sahiptirler. Yatırımcı dilerse kendisi adına başvuruda bulunmayabilir. Ailesinin bir kısmı ya da tamamı içinde Green Card başvurusu sürecini başlatabilir. Yatırım projesinin avukatları gereken tüm göçmenlik belgelerini hazırlar ve de yatırımcı aile adına süreci takip ederler. Oturma izni almak için başvuran tüm aile üyeleri, başvuru sürecinin başlamasından yaklaşık 1,5 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapabilirler. Kalıcı oturma iznine sahip olan bireyler, Amerika'nın istenilen herhangi bir yerinde yaşayabilir ve çalışabilirler. Otomobil, ev, arsa gibi mülk alımları yapabilir, şirket kurabilir, hisse sahibi olabilirler. Amerika'daki eğitim kurumlarında yabancı öğrenci belgeleri ve ek ödemelerle uğraşmadan okuyabilirler. Ayrıca Green Card sahibi olan herkes eğer dilerse 5 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığına başvurabilir. Daha fazla bilgi almak ve de zaman geçmeden başvuru sürecini başlatmak için bize ulaşın. Teşekkürler. Westman & Wilson. Evet, geldik tekrar size. Hakikaten enteresan bir konu. İnsanlar dönem dönem böyle düşüncelere kapılıyorlar. Benim de çevremde çok fazla kişi Amerika'da yaşamak nasıl bir şey olurdu, nasıl bir yatırım gerektirdi diye düşünüyorlar. Birazcık da aslında hayal gibi geliyor. Hani bunun gerçek olabilme ihtimali insanlara, yani bu bir lottery gibi, bu bir çekiliş gibi geliyor ve acaba olur mu olmaz mı gibi geliyor. Ama buradaki konsept farklı. Bu bir projelendirme, bu bir yatırım green card'ı. Ne demek yatırım green card'ı?
Yatırım Green Card'ı programı 1990 senesinde Amerikan hükümeti tarafından kurulmuş bir program. Proje geliştiriyorsunuz. Bu proje hükümet tarafından, hükümetin kurumları tarafından onaylanıyor. İki kurum tarafından, SEC ve Göçmenlik Bürosu tarafından. Ondan sonra yatırımcılara sunulabiliyor. Belirli sayıda istihdam yaratıyorsunuz ve o sayılara göre yeşil kart, green kart verme hakkına sahip oluyorsunuz. Yabancı yatırımcılar da hükümetin belirlediği belirli istihdam yörelerinde, bölgelerinde 500'er bin dolarlık yatırımlar yaparak projelere katılıyorlar. Bu önceden belirlenmiş projelere. Hı hı. Ve belirli bir süreçten sonra green card'larını elde ediyorlar. Hı hı. Piyango değil, çalışma vizesi değil. Green card size hem oturma hem yaşama, bir vatandaşın sahip olduğu her hakkı veriyor. Oy verme hakkı dışında her hakkı veriyor. Sosyal bütün hakları da veriyor. Peki ben bir girişimci olmam gerekiyor. Çünkü bir projem olması gerekiyor gibi anlıyorum. Peki benim projem karşılığında alacağım green card ailem için de geçerli oluyor mu? Oluyor. Girişimci olmanız gerekmiyor, yatırımcı olmanız gerekiyor. Girişim zaten projeler tarafından yapılıyor, siz ona katılıyorsunuz. Green card başvurusunu 18 yaşından büyük herkes yapabiliyor. Aileniz için yapabiliyorsunuz, tüm aileniz için. 21 yaşından küçük bütün çocuklar da buna dahil. Ya da ailenizin belirli fertleri için yapıyorsunuz. Çocuklarınızı Amerika'da okutmak hep hayalinizdi belki. Green card alarak okutmak onlara büyük bir avantaj sağlıyor. Tabii ki. Mesela. Ya da eşiniz alıyor, siz sonradan ileride tekrar başvurmak için durabilirsiniz. Fakat 500 bin dolarlık bir yatırım, projeye yapılan yatırım bütün aileyi kapsayabiliyor ya da ailenin istediğiniz bireylerine. Peki benim 500 bin dolar ödemem gerekiyor ve o parayı unutuyor muyum? Hayır, kesinlikle. Başka ülkelerden çok farklı bir program Amerika'nınki. Son derece pragmatik bir program. Amerikalılardan bekleyebileceğimiz gibi. 500 bin doları 5 sene bir projede, bu dezigne edilmiş projelerde tutuyorsunuz ve ondan sonra geri alıyorsunuz. Okay. Yatırımınızı geri alıyorsunuz. Bu para benden fiziken çıkıyor ve bir Amerikan hükümetinin de burada bir taahhüdü var mı geri alabileceğimize dair? Taahhüdü proje geliştiren kurumlar, organizasyonlar veriyor. Her proje farklı oluyor. Evet. O da zaten programın kalitesini belirliyor. Peki içeriğinden belli bir rakam green card'ın karşılığı kesiliyor mu? Hayır, 500 bin doların üstüne belirli bir masrafı var bu işlemi yapımı. Ama 500 bin dolarınızı tamamen geri alıyorsunuz. Harika. Herhalde bu masrafta kaç kişilik bir başvuruda bulunacağız gibi, değil mi? Dinamiklerle değişiyordur. Evet, ailedeki üye, Green Card'a başvurun üye sayısına göre değişiyor. Aşağı yukarı standart bir rakam. 80 bin dolara geliyor aşağı yukarı 4 kişilik bir aile için. Aile için. Aralık ayından sonra Amerikan hükümeti 500 bin dolarlık yatırımları veren projeleri değiştiriyor, yükseltiyor rakamları, 800 bin dolara çıkarıyor. O arada masrafları da çok az artacak, bunu biz yatırımcılara söylüyoruz. Ama bizimkiler gibi, bizim reprezent ettiğimiz, temsil ettiğimiz projeler gibi projeler hala 500 bin dolardan sunulabiliyor yeşil kart. Harika. İsteyenlere. Amerika yılda kaç tane böyle vize dağıtıyor, green card dağıtıyor? Bu EB5 programında, Green Card programında sadece 10.000 vize dağıtıyor. 10.000. Tabii tüm dünya çapından. Herhalde Çinliler çok fazla ilgileniyor bununla. Öyle. Her ülkenin kotası var. Fakat Türkiye gibi ülkeler kotalarını doldurmuyor. Çünkü Türk yatırımcıları bu fırsatın farkında değiller hala. Evet, evet. Ama şu anda tabii değişiyor. En çok Çinliler başvuruyor. Hatta başka ülkelerin kotalarını da onlar yiyorlar. O yüzden onlarda bir bekleme süresi çok oluyor. Türklerde hala öyle bir sorun yaşanmıyor. Dolayısıyla eğer ekranlarımız karşısında bu enteresan bir konu dedikleri zaman iletişim bilgilerinizi orada yayınlayacağız. Sizinle temasa geçiyorlar. Programın içeriğini öğreniyorlar. Tabii. Ve bir şekilde bu hükümetin onayı için projelendiriliyor ve başvuruluyor. Bu süreç ne kadar sürüyor? Ne kadar bir zaman dilimi? Biz önce yatırımcılara temsil ettiğimiz, şu an için temsil ettiğimiz projeyi anlatıyoruz. Ondan sonra bir anketi var, yatırımcı anketi, kalifiye olabilmek için. O anket doldurulduktan sonra bizim göçmenlik avukatlarımız tarafından, bu arada
biz Westman & Wilson olarak bütün süreçte yanında duruyoruz yatırımcının. Hı-hı. Avukatlarımız, göçmenlik avukatları yardımcı oluyorlar her şeyi. Anket doldurulduktan sonra anketin üstünden beraber geçiyoruz yatırımcıyla. Sonra Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu'nun onayına sunuluyor yatırımcının profili. İki hafta içinde bile onay alınabiliyor. Eğer yatırımcı yapılması gereken şekilde başvurmuşsa. Harika. Peki Avrupa'da da böyle programlar var. Amerika'nın hani farkı nedir, avantajı nedir? Amerika hakikaten Türkiye'de de çok böyle hep konuşulan bir yer. Çünkü tabii ki dünya devi ve çok büyük ve fırsatlar dünyası. Çocuklarımızın da okulları için avantajlı ama nedir sizden duymak istiyorum. Tabii. Avrupa'nın bazı ülkeleri de son senelerde böyle yatırımcıları çekmeye çalışıyorlar. Daha çok maalesef kötü durumda olan emlak sektörlerini ayakta tutabilmek için yatırımcılara belirli bir emlak yatırımı yaparsanız size oturma müsaadesi veriyoruz diyerekten çekiyorlar. Fakat yani sizin de tahmin edeceğiniz gibi böyle yatırımlar bazı Avrupa ülkelerinin çok ileri gidemeyeceği belli olan emlak piyasalarına yatırılan yatırımların geri gelmesi yatırımcı için çok parlak gözükmüyor. Orada çakılıp kalabiliyor yatırımınız. Bir de ayrıca düşünüyorsunuz o yatırımı yaptığınız ülkede gerçekten yaşamak istiyor musunuz? Amerika'da ise 5 senelik bir süreç sonra zaten paranızı geri alıyorsunuz. Ve Amerika gibi ekonomisi gerçekten dünyanın lokomotifi olan bir ekonomide paranızı tutuyorsunuz ve alıyorsunuz. Ve orada istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz ondan sonra iş bakımından, girişim bakımından. Peki kişiler... Bu green card'a sahip olduktan sonra da hemen taşınabiliyorlar ve bu herhalde yatırımcı green card'ı da bildiğimiz en çok bilinen green card gibi sonsuz ve sınırsız değil mi? Evet. Şöyle ilk green card'ınız 10 senelik veriliyor. Bu yatırımcı green card'ı prosedürü başladıktan ve yatırımcı kabul edildikten sonra standart süreler 9 ila 12 ay arasında green card çıkıyor. Çin yüzünden ve başvuruların yoğunluğu yüzünden bu süreler bazen uzayabiliyor. Ama çok fazla uzamıyor. Yani 16 ay civarında yatırımcılar green card'larını alıyorlar. 10 senelik veriliyor ilk green card. Zaten 5 sene green card'lı kaldıktan sonra Amerikan vatandaşlığına başvurma hakkınız da çıkıyor. Green card'ın en büyük avantajlarından bir tanesi de Amerikan vatandaşları gibi okullarda okuyabilmek, aynı eyalet ücretlerine, ücretlerinden okullara başvurabilmek. Öğrenciler için çok avantajı var. Tabii, kesinlikle öyle. Peki Amerika bu kadar gönüllü mü hakikaten bütün dünyadan insanları almaya? Burada bir özel sadece paramı yatırdım ve yatırımcı oldum gibi değil. O ankette herhalde özellikle seçilen böyle bir süzgeç var değil mi? Hayır, bu vizede yok, kesinlikle yok. İngilizce bilmeniz bile gerekmiyor. Sadece kalifiye yatırımcı olmanız gerekiyor. Amerika yapan da, ekonomisini bu kadar kuvvetli yapan da zaten dünyanın her tarafından beyinleri çekebilmesi. Bu da o programlardan bir tanesi aslında. Gerçekten istekli yatırımcı, girişimci dünyanın her yerinden gelip Amerika'ya yerleşip aktivitelerini devam ettirebiliyor sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde. Şimdi Amerika'nın seçimlerinden sonra yepyeni bir başkanları var. Bu arada sizce politika değişecek mi? Değişmeyeceğine neredeyse eminiz. Amerika demokrasisinin sütunları çok sağlam. Kolay kolay değişen bir anayasası yok. Kanunları yok. Checks and balances dedikleri sistemin çivileri var. Bunlara çok güveniyoruz. Harika. Peki sizin Westman & Wilson International'ın ne kadarlık bir tecrübesi var bu konuda? Ne kadar green card şimdiye kadar sahiplerine ulaştırabildiğiniz, kaç yıldır varsınız? İnsanlar nasıl güvenecek? 500 bin dolar yüksek bir rakam. Keza işte 80 bin dolar dediniz. Burada bir ayrıca bir masraf kısmı da var. Soru işaretlerini şu anda tabii. Ben az çok hissediyorum tabii. İzleyenlerden. Tabii. Kurucularımızın 35 senelik proje yönetimi
inşaat projeleri yönetimi tecrübesi var. Ayrıca son 12-13 senedir sadece EB5 vizeleriyle ilgili yaptıkları büyük projeler var. Bu projelerde 200'den fazla aile, 700 bireyden fazlasına green card verildi. Hı hı. Ve bunların işlemleri tamamen bitti. Hı hı. Hawaii'de büyük projeleri oldu. Özellikle tıp, medikal sektörde fasiliteler yaptılar. İki büyük projeyi bitirdiler tamamen. Bu şu anda sunduğumuz bu grubun üçüncü projesi. Yine hı hı. Hawaii'de. 68 kişiye sadece green card veriyor bu seferki hı hı. proje. Dediğim gibi en köklü EB5 proje girişimcilerinden bir tanesi grup. Hakikaten keyifli. Peki burada bir ofisiniz var mı? Görüşmeler nasıl yapılıyor? Tabii. Nasıl ulaşsınlar size? Türkiye'de temsilcilerimiz var ve arkadaşlarımız her zaman sorularınıza açık. Ne zaman isterlerse bize web sitemizden bilgilerimizden ulaşabilirler. O tarafa geçtikten, o tarafa yerleştikten sonra, green card sahibi olduktan sonra da o süreçte bir yönlendirme, bir danışmanlık hizmetiniz olabiliyor mu? Westman & Wilson International zaten ayıran, farklı yapan özelliklerden bir tanesi de bu. Biz Amerika'ya gidiş sürecinde de yatırımcının hı-hı. yanında oluyoruz. Her türlü okul, eğitim, yaşanacak şehir seçimi, hı-hı. tavsiyeleri, hatta iş kurumu gibi hukuki tavsiyelerimiz oluyor, çalışmalarımız oluyor. Zaten ekibimizin en kuvvetli olduğu noktalar da bu. Her türlü danışmanlık desteğini de veriyoruz. Harika o zaman. Birçok insan için Türkiye'de olmak çok güzel, keyifli. Aslına bakarsanız bunu bir kaçış olarak da değerlendirmemek lazım. Çocuklarla güzel, keyifli bir süreç olarak değerlendirmek lazım. Bir de şöyle düşünmemeli değil mi? Yani oraya orada oturma hakkı olduktan sonra, orada green card sahibi olduktan sonra oldukça ekonomi, seyahat ekonomisi Türkiye'de giderek daha ulaşılabilir hale geldi. Yani kolaylıkla uçuşlar var, birçok havayolu şirketi artık çok daha elverişli, çok daha uygun fiyatlara yapabiliyor. Dolayısıyla aslında buradaki var olan işlerini geliştirmek için oraya bir kapı olarak değerlendirilebilir. Bunun sadece bir ailece topyekün kaçış gibi bakmamak lazım. Belki bunu green card'ı alıp anne baba burada devam ederken çocuklar orada okuyarak ama orada da yerleşik bir hayatı, hiç hani vizem bitti, vizem oldu olmadı, orada çalışabilecek miyim endişeleri olmadan. Green card'ın en büyük avantajı okuyan, orada hı-hı. üniversite okumuş öğrenciler için özellikle, iş bulma konusunda arayanlar bilir. Evet. Ne kadar iyi bir üniversiteden mezun olsanız bile Amerikan vatandaşı olmadığınız zaman bayağı bir zorlanıyorsunuz. Evet. Fakat green card'a sahip olduğunuz zaman, vatandaş statüsünde olduğunuz hı-hı. için iş bulmanız bayağı daha kolaylaşıyor. Çoğu aile bunu, bu yatırımcı green card'ını bu yüzden çok düşünüyor. Çocuklarına üniversiteyle verdikleri, sunmaya çalıştıkları geleceği daha da bir koruma altına alabilmek evet, için, güvence evet. altına alabilmek için. Yaptığınız yatırımı geri alabileceğinizi düşündüğünüz zaman, bunda dolar bazında geri alacağınızı düşündüğünüz zaman aslına bakarsanız çok pahalı bir operasyon değil. Ama belli bir, tabii ki buradaki belli bir zemini yaratmak lazım. Ama ondan sonrasında kolay bir kısmı var. En fazla bence burada endişe duyabilecekleri yatırımını ne şartla nasıl geri alacağım kısmı. Burada da şirketinizin taahhüdü ve şirketin hı-hı. verdiği güven çok önemli değil mi? Tabii. Her proje birbirinden farklı. Zaten Amerikan hükümetinin istediği de bu. Yatırımcılar tabii. paralarını riskte tutsun istiyorlar 5 sene boyunca. Her projenin risk faktörü farklı. Biz yatırımcılarımızla konuşuyoruz, anlatıyoruz. Başka projelerden de örnekler hmm. gösteriyoruz. Westman & Wilson'ın özelliğinin altını çiziyoruz. Projelerimizin belirli bir standardı var çünkü. Bu en son projemizde de yatırımcılar banka görevi görüyorlar. Yani tapuda aslında hakları oluyor. Hmm. Diğer projelerden bizi farklı kılan bu. Hmm. Ama tabii bu bize danışan ailelere daha rahatlıkla açıklayabileceğimiz hmm. Uzun detaylı konular. Tabii.
Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok ilham verici birçok insan için. Yine web sitenizi de ekranda defalarca döndürüyor yönetmenim. Çok ciddi anlamda insanların araştıracağı bir konu olacağını düşünüyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Bugün misafir oldunuz. Çok da detaylı sorularıma cevap verdiniz. Birçok insanın hiç bilmiyor ve ne sorabilir potansiyeliyle sordum soruları. Evet. Çok da detay verdiğiniz için çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim zamanınız için. Ülkemiz için de bu fırsatların kolaylıkla katkı olmasını diliyorum. Hem vatandaşlarımıza hem de oradaki ilişkilere ve oradaki Amerika'daki aslında Türk varlığının ve oradaki birliğin biraz daha kuvvetlenmesi için. Kesinlikle. Bizi en çok mutlu eden insanların hayallerinin gerçekleştiğini görmek. Evet. Kafasında hayali olanların bir adım atarak bunu gerçekleştirmelerine yardımcı oldukları zaman biz çok mutlu oluyoruz. Gerçekten öyle. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, hakikaten heyecan verici, hayalleri böyle birazcık canlandırıcı bir program oldu hepimiz için. Dilerim herkes hayallerinin peşinden koşacak kadar cesaretli olur. Çünkü hayat sadece bir kere ve hepimiz için öyle. Kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla muhteşem bir hafta diliyorum. Siz de aklınızdan geçen her şeyi lütfen güçlü bir şekilde seçin. Sevgiler.